paranız geri verilecek. İkinize de şeref madalyası verilecek. Cinayet masasının başına geçiyorsun. Emekli olacağım. Çantamı toplayıp gideceğim. Yok. Asayiş şube müdürü olacaksın. Müdürüm yokum ben. Eğer sen şimdi yumurtaları bana verirsen adam gibi, ben de onu Rus mafyasına veririm. Siz de avantanızı alırsınız, bu iş biter. Niye takip ediyorsun lan beni? Kimsin sen? Adım Bakır. Sakin olalım da bir yerde konuşalım. Bu yumurtaların peşinde Rus mafyası da var, Alman mafyası da var. Bedir Rus mafyası için çalışacaktı. Emir de Alman mafyasını okutacaktı bunu. Bunu size şunun için söylüyorum. İsterseniz sizdeyse yumurta, Rus mafyasını katmayın. Burada pazarlayalım. Siz de payınızı alın. Belli ki namlı kızın beyninin üstündeydi. Ölüme giderken seni seviyorum diye bağırdı bana. Sen böyle aşk gördün mü abi? Melike! Melike! Melike niye durmadın ya? Ben Melike'yim. Demin kimle konuşuyordun? Nerede kimle konuşuyordun? Bana Songül dedi. Ne güzel kokuyorsun Songül. Çiçek kokuyorum değil mi? Çiçek gibi. Ne çiçeği? Gül. Ben bir yere gittim. Orası hep böyle kokuyor. Gidelim mi seninle? Gidelim. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. İyi o zaman. Yalancısın sen. Bu çocuk ondan değil mi? Benim çocuğum yok. Benim kimseden çocuğum yok. İleri git biraz. Sana söz veriyorum, bir daha hiçbir şey içmeyeceğim. Geçmiş olsun. Ya sağ olun ya, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya, herkes gel. Allah Allah, sağ olun. Yok, böyle kendimi hasta hissedeceğim ya. Abit hasta ben değilim. Hay Allah ya. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Yumurtalar bizde. Biz de bunları pazarlamak istiyoruz. Doğru yere gitsin istiyoruz. Ama benim bu arada Bedir'i almam lazım. Eğer ben Bedir'i alırsam kanun nezdinde hiçbir işimiz kalmaz. Ben size birazdan haber vereceğim. At çok hazır mı? Hazır hocam. Daha kendine gelememiş görüyor musun? Tamam doktor hanım. Gözünü açar açmaz bana haber verirseniz sevinirim. Sağ olun. Ne olmuş, gelmiş mi kendine? Yok ama atlatacak ya, atlatacak. Telaş yapmayın. Esasın neymiş? Ablacığım dur şimdi. Gel şöyle otur. Birazdan doktor gelecek, konuşacağız. Baba. Ferit ne oluyor ya? Hala kendine gelememiş. Ya zaten bu ameliyattan sonra böyle bir komplikasyon oluyormuş. Yüksek ateş yaparmış bu. Ama herhalde Tahir abinin bedeni çok yorgundu. Ateşini kolay kolay indiremiyorlar. Biraz da bilinci kapalı galiba. Bak bak. Peki kardeşinin durumu nedir? O iyi, onun maşallahı var. Ya Ferit şu olanlara bak. O kadar dikkat etti ameliyattan evvel kendisine. Yok babacığım ya. Adam yorgunluktan ölüyordu. Ya ölürse? Ya ablacığım saçmalama ya. Deminden beri söylüyorum, ölüm tehlikesi yok. Bana inanmıyor musun?
Kötü bir şey olsa ben söylerim herhalde sana. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer laf aramızda sen bu adamla beraber olacaksan sen, cırtıcı kuş gibi olacaksan. Eşkıyanın birilerden insan sen. Leyla ağlamazdır ama sevmez böyle şeyler. Ben buraya yazayım. Bu adam çıkacak bu hastanede koşa koşa gidecek. Daha bilinci yerine gelmemiş değil mi? Allahu ekber. Ya sen Cemile ne zürürsen ya? Tabii orada doktor hanım başında aşağıda ne bir doktor çıkacak diyecek, bir hastane seferber oldu. Daha ne soruyorsun ya? Konuştuk doktorla. Ablacığım sen kendini niye üzüyorsun ki? Yani birkaç saate kadar her şey normale dönecek. Nedir durum doktor bey? Alıştı. Aha. Ya adam dokuz canlı, dokuz canlı. Ha. Gel el yüzü yıkar, boş. Ne oldu? Kore gazisi çıktı mı hastaneden? Çıkıyor. Sen hala uyanamadın mı yumurtaların nerede olduğunu? Yok. Ben bilmiyorum. Anlayamadım yani. Hazinede deniyor. Yumurtalar onlarda değil. Ya böyle ortaya yem atıyorlar. Diyorlar ki ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Öyle mi? Biz onlara ortaklık teklif edeceğiz. Gel bunları paylaşalım diyeceğiz. Onlar da birden ortaya çıkacaklar. Yumurtaları bize verirken emir gibi gagalayacaklar. Sen çay kokuşu biliyor musun? Çay kokuşu. Ben çay kokuşuyum. Biliyor musun bu kuşlar dünyayı bir seferde dönerler. Hani güneşin önünden Venüs gezegeni geçip nasıl nokta gibi kalıyorsa bu şapşalların da benim yanımdaki yeri bu. Çakala biz. Alo. Atta mısın? Attayım. Sen şimdi kopmuşsundur zaten. Oğlum, takip edeceksin bu adamları. Attıkları adımı izleyeceksin. Tamam mı? Bunların bir yere doğru hareketlendiği noktada bana haber vereceksin. Hadi bakayım. Tamam. Tamam doktor hanım, sağ olun. Birazdan alıyorlar içeri. Bana bakın kızlar. Tahir Bey çıksın odasına. Ondan sonra hep beraber çekip gidelim buradan. Sonra bir gün bir yerde oturup biz de içelim anasını satayım. Annemi de alalım yanımıza. Vallahi ne olacaksak olalım bundan sonra. Ya artık yüzün gülsün be kızım. Kurbağaya benzedi suratını ağlamaktan vallahi. Merhaba. Nerede Tahir? Ferit'i aradım. Çıkmış herhalde yoğun bakımdan. Yok, daha çıkmadı yoğun bakımdan. Öyle mi, çıkartmadılar mı odasını? Birazdan çıkaracaklar. Neyse ki atlattı. Türkan Hanım, size karşı çok mahcup oldum. Evinize gelip öyle kötü davrandım ki gerçekten özür dilerim. Yani o günlerde büyük bir depresyon geçiriyordum. Böyle olsun istemezdim. Aslında buraya biraz da sizden özür dilemek için geldim. Yani sizinle konuşmak ve özür dilemek için. Kusura bakmayın. Siz ve aileniz benim hakkımda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben her şeyi unutup yeniden başlamak istiyorum. Eğer mümkünse tabii. Siz nasılsınız? Ayrıldınız mı eşinizden tamamen? Ayrıldım. O da bir sürü alçaklık yapmış zaten. Hapiste şu anda. Ama çocuğum, o çok üzülüyor babasını. Ondan başka üzüntümüz yok. Haklısınız. Biz de geçenlerde bir araya gelince Alev çok mutlu oldu. Yavrum hep üçümüzün resmini yapmış. Neyse, ben de öğretmenliğe yeniden başlayacağım herhalde. Tahir bana yeni bir ev tutuyor. Ben de çalışmaya başladım eczanede Şeyma Hanım'ın yanında. Biraz ilaç isimlerini falan karıştırıyorum. Ama alışacağım inşallah. Emir'in bütün adamlarını yakaladık. Sülalece yukarıdasınız Affan.
Sen istediğin kadar konuşma. Onlar zaten ötüyorlar. Oğlumu öldürmüşsünüz. Bunun böyle olacağını biliyordum. Ne bekliyordun ki? Ne zannediyordun? Yani sizin dünyanızdan çıkan bir adamın bir üniversitede profesör olmasını mı bekliyordun? Siz zaten hayatınız boyunca ölümün kokusuyla dolaşmıyor musunuz? Bir gün nasılsa bir yerde vurulup ölecekti. Ya da insanları öldürmeye devam edecekti. Var mıydı bundan başka bir ihtimal? Sen bir baba olarak bunu hiç düşünmedin mi? Sen bizim Emir'le görüşmemizi sağladın. Çünkü ya tutarsa diye düşündüm. Sahiden ben yumurtaları alıp Emir'e verseydim, Tahir abiyle de dünyalımızı alsaydık, seni de kaçırsaydık, vardı değil mi böyle bir ihtimal? Ama olmadı. İnsanla, namuslu insanla karşılaşmak zor. Ama sen karşılaştın. Dünya şahsiyetsiz insanlarla dolu ama biz onlardan değiliz. Şimdi senin mahkemene geleceğim. Mahkemenin hakkında verdiği cezayı duyacağım. Senin davan 10 yıl sürse bile ben bunu izleyeceğim. Cezanı alıp Kodes'e gittiğin gece, bugüne kadar öldürdüğünüz bütün insanlar için, bütün arkadaşlarım için dua edeceğim. Ama senin için de dua edeceğim. Başın sağ olsun. Nasıl abi, durum ağrısız oluyor mu? Yok Ferit, ağrısız yok da bir şey. Böyle halsizlik aynı. Rüzgara çıksam uçacağım ha. Sana bir şey olmaz abi, toplarsın. Ferit anlat bakalım ya. Biz öbür dünyaya gidip geldiğimiz zaman burada neler oldu? Abi yaprak kıpırdamıyor. Bakır ortalarda yok. Otelinden ayrılmış. O günden sonra da aramıyor. Fırtına öncesi sessizlik diyorsun ha? Tahir abi, sence emniyetteki bütün köstebekleri temizledik mi biz? Bilmiyorum Ferit. Abi şöyle bir durum var. Ben bizdeki bütün bilgileri emniyete verdim. Emniyet MİT bu işin üzerinde. Selin KGB ajanı olabilir. Bu kadın gazeteciliğin yanında Rus dili ve edebiyatında okumuş. Rusça ve İngilizce konuşuyor. Evinden çıkan bir takım Rusça dokümanları çevirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bu kadın eski KGB ajanı olan bir adamla ilişki halindeymiş. Leviyakin Todorov. KGB'den atılmış bir adam daha var, Anton Yevgeniç. Bence Bedir'in Rus mafyasıyla olan bütün bağlantılarını Selin sağlamış olabilir. Abi şu durumda Alman mafyası, Rus mafyası, Bedir'in uzantıları, herkes yumurtaların bizde olduğunu düşünüyor. Vay! Ulan biz ne adamız be Ferit, he? Bütün dünya peşimizde mi? Ferit, hepimiz bir yerlere dağılıyoruz. Sen otur şu işin planlamasını yap, aileyi dağıtalım. Aynen, ben de böyle düşünüyorum abi. Feyzo Abid'in yanında, orada nasıl aşiret var, orada bir şey olmaz. Feyzo'nun dışında herkese arazi edelim. Anladım abi. Sen ne zaman gidiyorsun Kars'a? Ferit, bir ayağa kalksam nerelere gideceğim? Bilmiyorum, birkaç güne kadar giderim. Ne zaman döneceksin? Dönüşü sorma. Sen de oraya geleceksin, orada dinleneceğiz. Ondan sonra konuşacağız her şeyi. Değil mi? Ya, içer misin lokma? Ya gitmiyor Feyzo be. Hani halim mi yok, böyle bir... Hani atlamayacak mıydı kavuza buradan çıkıp bu gece? Hani söz vermiştim. Verdiysek bugüne vermedik ha. Bir gün içeriz, atlarız. Havuza da atlarız değil mi? Alo. Alo ağam. Abid, nasılsın kardeş? Sağ ol ağam. Ben yarın geleceğim sana. Bu çocukları bir yerleştireyim de. Sen nasılsın ağam? İyidir ya, fena değil. Biraz öyle gücüm, kuvvetim yok, halim yok yani. Ha, verdik sana gücü, kuvvet. Ne yapacaksın bakalım? Ne yapacaksın abi? Göreve başlıyor musun? Raporum bitene kadar dinleneceğim Cemil. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Biraz uyuyacağım, dinleneceğim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum abi. Bak şimdi, kıskandım ha. Ula bizi bıraktınız burada Abid'in başına. Nasılmış? İyi iyi, vallahi Beyzo bitti o iş ya. Yırttı çocuk. Öyle gözüküyor yani. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ya Ferit, ne diyeceğim bak. Abid hastaneden çıksın, Cemil'i de alalım doğru Kars'a. Ulan Allah-u Ekber dağlarına vuralım yamaç para üstüne.
Amirim, kusura bakmayın ama bir şey soracağım. Ben bile bilmiyorum, bu yumurtalar gerçekten hazinede mi? Yok, hazinede değil. Bizde yumurtalar. Onu alacağız. Bir tane trene bineceğiz, doğru şeye, Kars'a gideceğiz. Kars'tan sınırdan geçeceğiz şeye, Batum'a, Gürcistan'a. Sonra da Rus mafyası gelecek. Neydi o, Faber'in altında ne oluyordu? Faberce. Heh, Faberce. Heh, yumurtaları alacaklar. Ondan sonra paylaşacaklar. Biz de kendi payımıza gel, sen de ortak ol bize. Ne diyorsun oğlum sen? Bizde ne işi var yumurtaların? Devlette tabii ki yumurtalar. Allah Allah. Bir şey sordum sadece amirim, affedersiniz. İşte bir şey soruyorsun da yamuk yumuk bir şey soruyorsun. Bak hadi Cemil, hadi Cemil, hadi Cemil, hadi Cemil. Allah Allah. Ben hiç bilmiyorum. Ayoğlu, siz biraz acele etmiyor musunuz? Adamlar yarın izlemeye gelecekler. Kızım, sen bu işi iyice inceleyip sık dokudun mu? Aman anneciğim, bu saatten sonra ne inceleyip sık dokuyacağım? Evlenirim, zaman içinde belli olur o yapıp yapamayacağımız. Hiçbir şey bilmiyorum şimdi. Nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, nasıl yaşıyor? Neyi paylaşacak, ne kadar romantik? Zaman içinde belli olur işte. Kızım, iki sene çocuk yapmayın. Adamı iyice tanı, ondan sonra doğurursun. Anneciğim, çocuk mucuk istemiyorum zaten. Hem bu yaştan sonra ben de çocuk mu tutar? Aa, niye tutmasın kızım? Maşallah sen sağlıklısın. Bak Türkan neler anlattı. Nerede o şimdi? Şurada bir yerde oturuyor. Bırak otursun. Ah canım yavrum, deliler gibi aşık Tahir Bey'e. Acaba Tahir Bey ona karşı nasıl? Ay adamın aklı gidiyor Türkan'ı görünce, bayılıyor ona vallahi. Hadi Şehimeciğim, sağlığımıza, saatimize için. Aman aman bu kadar bana yeter. Ben yeteri kadar alkolle uğraşıyorum bu ara. Sağlık. Anne. Affedersiniz. Yavrum, baban nerede şimdi, nasıl? Balıkkurumda tedavi görüyor Hadiye'ye. Ya Hadiye'ciğim, esasında çok iyi insandır. Rengarenk bir adamdı. İyileşince alın onu da eve kızımla beraber. Düşüneceğim. Ben şimdi geliyorum. Kızım yemeğini ne oldu canım mı sıkıldı? Sıkıldım bunları konuşmaktan. İçimde bir his var. O gördüğüm rüya gerçek çıkacak. Bak görürsün dönecek bu adam evine. Canım nereden çıkarıyorsun bunları? O gün Neslihan söyledi. Ne söyledi? Neslihan ev tutacakmış. Adam çocuğunu ev tutabilir, ne var bunda? Öyle söylemedi ama kadın. Sanki bir araya geleceklermiş gibi bir şey söyledi. Anne niye öyle diyorsun? Ya görmüyor musun şunların halini? Ben İngiltere'ye gideceğim. Gerekirse burs bulup operlik yapacağım. O ne demek? Çocuk bakıcılığı. Deli misin sen? Çocuk bakacakmış. Çocuk bakmasını sen ne bilirsin? Ha niye bilmeyeyim? Çocuk bakmak için illa evlenip çocuk mu doğurmak gerekiyor? Aman Hadiyeciğim, bırak kızı gitsin. Yavrum benim, git. Nereye gitmek istiyorsan git, ne yapmak istiyorsan yap. Sen yaptığın her şeyi çok doğru yaparsın. Melike, ne zaman evleniyorsunuz? Biz babasıyla Ferit'e söyledik. Çocuk istiyoruz. Hemen evlenin kızım. Çocuk mu? Aman çocuk demeyin daha. Alo. Ferit, neredesiniz? Hadi bizi almaya gelin. Başsın amirim, hemen geliyoruz. Tamam canım. Duruşmanın bırakıldığı gün ve saatte celse açıldı. Tutuklu sanık Affan Büyükdereci geldi, bağımsız olarak mahsus yere alındı. Sanık vekili geldi, sanığın savunması okundu. Sanıktan soruldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beni haksız yere mahkum edecek bunlar. Beni haksız yere cezaevlerinde süründürecek bu adamlar. Bütün yumurtalar, bütün tarihi eserler devlette değil, bu adamlarda. Devlettekiler sahte. Bunu böyle yazın, söyleyin her yerde. Mahkeme heyetine doğru konuşun.
Başka bir diyeceğim yoktur. Gereği düşünüldü. Sanık vekiline esas hakkındaki savunmayı sunmak üzere süre verilmesine, sanığın tutukluk halinin devamına bu nedenle duruşmanın 20.09.2004 günü saat 10.30'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi. Bir tane C vitamini. Yalnız bu bizde yok. Melike, bunun yerine başka bir öksürük şöyle verebilir misin? Parayla mı alıyorsun ilacı buradan? Ya sayımda eksik çıkıyor sonra. Türkan, hadi sen git artık. Öyle mi? Şu listeyi yapsaydın. Yok yok, yeter. Ve saat 5 oldu yavrum. Hadi sen eve çık. Ben yaparım. Götürsene. Yok, anneanneye gideceğiz. Sen şimdi banyoya gir, ben geliyorum hemen. Ya ben yıkanmak istemiyorum. Bana bak, çocukluğundan beri bunun kavgasını yapıyorsun benimle. Gir çabuk banyoya, koca adam oldun. Ben kendim yıkanamam. Kendi kendine yıkanmasını öğreneceksin. Ben gelip bakacağım sana. O zaman ben kediyi de yıkayacağım. O kendini temizliyor. Kedi yıkanır mı, köpek mi bu? Melike, telefonu açayım mı? Melike ablan çıkınca sen giriyorsun banyoya. Alo. Ya Türkan. Vallahi içime dolmuş, ben açtım telefonu. Nasılsın? Ha, bugün daha iyiyim. Çok halsizdin dün akşam. Öyle, bu biraz daha sürecekmiş böyle. Kars'a gidince toparlayacağım kendimi. Efe nasıl? İyi. Sen bu akşam müsait misin? Ay, Fatma istemeye gelecekler. Oraya gidiyoruz. İyi o zaman, sabah bir araya gelelim. Olur, görüşelim. Ha, bir şeyler konuşmak istiyorum seninle de. Ne konuşmak istiyorsun? Ya şimdi telefonda konuşmayalım. Peki. Tahir aradı, benimle konuşmak istiyormuş. Ne diyecek acaba? Melike, ne oldu kızım, bir tatsızlık mı var? Ya abla, bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. En iyisi sana söylemeyeyim. Ne diyorsun Melike? Abla, ben hamileyim galiba. Ya az önce evde yapılan testlerden aldım aşağıdan. Sana da söyleyemedim. Pozitif çıktı. Yarın emin olmak için kan testi yaptıracağım hastanede ama böyle işte. Hadi kızlar, hadi toplayın şu ortalığı. Kadro gazeteleri al, tozunu al yavrum. Gazetem özel, o çocuk kurmuş. Oo, telaş büyük. Dayı. Ne haber? İyiyim. Dayı, bu sene süper transferler yapıyoruz. Yapma ya. İstediğiniz transferi yapın oğlum. Seneye biz şampiyonuz. 100. yıl. Hani arkadaşın nerede? Alev nerede? Ne bileyim. Anne sağlık götürdü. Tam da iyi anlaşmıştık Alev'le. Hadi lan, sürekli kavga edip duruyordunuz. Ya ne yapayım? Kızdırıyor salak beni. Öyle salak demek yok. Pardon. Tahir amca da demişti. Birbirimize salak demeyecektik. Dayı, yukarı bir şey sakladım. Gel sana da göstereyim. Ya hadi bakalım. Sen çık, ben geliyorum Efe. Ne o? Vallahi ya, fincan kırıldı. Yok mu başka fincan? Ya Ferit ya, hadi bana bir abilik yap bakayım. Yapalım. Ya çok korkuyorum ya.
Neden korkuyorsun? Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum diye. Sen zaten bizden gizli bir şeyler çevirmişsin. Şimdi bakalım, göreceğiz adamı. Bana bak, sakın terslik yapma adama. Ya ne terslik yapacağım, manyak mısın sen? Ama bak, sonra açık açık fikrimi söylerim ona göre. Tabii ki, onun için burada olmanı istiyorum zaten. Tamam. Hadi heyecan yapma, hadi. Ya çok heyecanlanıyorum ya. Heyecanlanma, bir şey yok. Şişt, sen de uzatma şu işi, evlen şu kızla artık. Hatta beraber düğün yapalım, ne dersin? Tamam be, işiniz gücünüz düğün dernek ha. Aman. Ya kızlar, bu etek biraz basenlerimi çıkardı, bunu mu denesem? Ya kızım, çabuk hazırlan, birazdan insanlar gelecek, sen ortalıkta olmayacaksın ya. Aman Türkan, iki ayağımı bir pabuca sokma, iyi mi oldu kötü mü onu soruyorum. İyi, iyi. Gel suratına biraz renk gelsin, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alan Fikriye. Babam Fikri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu küçük kardeşimiz Filiz. Memnun olduk. Merhaba. Merhaba. Ne yapacaksan? Yerleşecek misin Kars'a? Buraya gelip ne yapacaksan, evlenecek misin Türkan Hanım'la? Burada mı oturacaksın? Ne iş yapacaksın? Size bir yazıhane açalım. Ne yazıhanesi? Özel dedektiflik yazıhanesi. Amerika'daki gibi. İyisi onlardan biri olacağız. Benim dükkanın başına iyi birini bırakırız. Seninle yazıhanede mesele çözeriz. Ne meselesi çözeceğiz? Mesele? Mesela bir iş adamının karısı kendisini aldattı. Görecek bize. Diyecek, bulun karıyı. Bize dünyanın parasını verecek. O adamın karısı boynuzluyorsa gitsin kendisi bulsun. Kavak bize ne o karısından ya? Öyle deme, müşteri veli nimet. Her ne şekilde gelirse gelsin bulmamız lazım. Bir kere yemin edeceğiz. Ne yemin edeceğiz? Özel dedektif gemini. Hadi araşalım bunu bir yerden çıkar. Vallahi Kur'an'ıma var. Nasıl geminli tercüman, geminli özel dedektif. Lan ne getire şey olur mu ya sen de abi? Oğlum sen bile çalışmasan, etmesen, sen bilirsen istatistik raporlar var. Adamlar araştırmış, emeklilikten sonra 3-5 sene çalışmazsan gidiyorsan. Sen şimdi ne yapacaksan, bir hafta 10 gün burada kalacaksan, ondan sonra akü dolacak. Gözükmüş boğa gibi. Takacaksan boynuzlara, bir ferde vuracaksan, bir biye vuracaksan, siyah meşgale bulmak lazım. Hiperaktif diyorsun ha? Ne o? Yok mu yani hipertansiyon, bu da hiper hareketli demek. Süper bir durum yani. Meydan ağrısı oldun ha? Yok efendim, yok. Bu operasyonlardan sonra saatli marif takvimine benzedik. Mesleğiniz çok güzel. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Tayin mayin yok değil mi evladım? Yok. Ben de o hizmetimi tamamladım geldim. Sonrasını bilmem ama şimdilik en azından 4 sene daha buradayım. Ferit Bey, ben polisiye romanları çok severim. Okur musunuz polisiye? Yok, pek okumam. Agatha Christie'nin hepsini okudum ama bizim memlekette hadiseler pek öyle gelişmiyor. Ya, çok güzeldir polisiye. Ben Patricia Highsmith'in meraklısıyımdır mesela. Ya, ben kitabını okumadım ama filmini izledim. Şu yetenekli Bay Ripley vardı ya. Aa, muhteşem filmdir. Öyle öyle.
Acayip entel konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamadım vallahi. Gel gel. Ne konuşuyorlar? Benimle ilgili bir şey söylemediler mi? Kahveleri de pek güzel olmuş. Kızımızın eline sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim gelelim sadede. Kızınızı görmüş bulunuyoruz. Çok efendi, çok güzel ve de çok şeker bir hanımefendi. Heyecanımı mazur görün. Siz de çok iyi bir ailesiniz. Biz Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sen ne dersin annesi? Ne diyeyim ki? Hayırlısı neyse o olsun. Gençler aralarında anlaşmışlar. Bize ne demek düşer ki? Yerimizi gençlere bıraktık biz artık. Ferit de bu evin reisi sayılır. Öyle değil mi yavrum? Sen ne diyorsun Ferit? Estağfurullah baba. Zaten bu tanışma ziyareti sayılır. Bu duruma karar vermek de bana düşmez. Artık bundan sonrası ablamla Zülfikar Bey'in meselesi. Allah'ım inanamıyorum ya. Neler oluyor ya? Onlar istiyor, bizimkiler de veriyor. Ay Türkan ne olur kimdikle beni, bayılacağım. Aman saçmalama. Hayır. Ay çok şeker ya. Ay nasıl heyecanlandı yavrum. Mevzu ağırlaştı içeride. Akraba secere tüydüm vallahi. Feri sen daha oturacak mısın? Ya ne bileyim, içeride misafirler var şimdi. Bir şeyler yemeye çıkalım mı? Çıkarız, misafirler gitsin çıkarız. Darlandım ben de zaten. Nasıl buldun enişteyi? Vallahi fena adama benzemiyor. Polisiye romanlar falan da okuyormuş. Ne zaman geliyorsunuz beni istemeye? Ha, ablamın olayından sonra sen de heveslendin ha? Heves ilgisi yok. Yüzükleri getiren sensin. Ya şimdi Fatma ablamın tantanası bitsin de. Şimdi ortaya çıkmak olmaz. Ondan sonra bize de sıra gelir. Anladım. Sen rüyalarından etkileniyor musun? Ben çok rüya görmem. Türkan ablam çok takar rüyalara. Şu olacak, bu olacak. Bir de dediği de çıkar ha, biliyorsun. Ben de hiç iplemem bu mevzuyu. Yani zaten ayda yılda bir tane rüya görürüm. Onu da unutur giderim yani. Hiç hatırlamam bile. Tahir abiyi görmüştüm ben bir kere rüyamda. Rus ruleti oynuyorduk. Silah benim beynimdeyken patladı. Sonra sen biliyor musun? Emir bana Rus ruleti teklif etti. Ve aynı Tahir abiyi gördüm mekana benzer bir mekanda. Ve yine o mekana benzer bir yerde ben Emir'i yakaladım. Sen geçen gün ne gördün? Babam için aradığımda kötü bir rüya gördüm demiştin. Ya boş ver şimdi onu. Niye? Anlatmayayım ya. Şimdi düşününce bile tüylerim diken diken oluyor. Acayip bir kabustu. Çok kötüydü ya. Çok kötü uyandım. Bütün bu olaylardan sonra sinir sistemi mi bozuldu? Ne oldu bilmiyorum. Benim de Tahir abi gibi gitmem lazım bir yerlere kafayı dinlemek için. Songül'ü mü gördün? Evet, onu görmüşsün. Evet, gördüm. Sen de vardın ama rüyada. Gelin arabası gibi bir araba vardı. Etrafında tüller falan uçuşuyor. Önünde bir çocuk vardı böyle, cenin gibi bir çocuk. Acayip bir şeydi ya. Sen... Böyle kan kırmızısı renginde bir tane Amerikan, üstü açık. Arabayı sen kullanıyorsun, önümden geçiyorsun. Sesleniyorum sana Melike diye. Duruyorsun, geri geliyorsun. Bir bakıyorum arabadaki sen değilsin. Sonra gel seni bırakayım gideceğin yere diyor. Kim o? Biniyorum arabaya. Bakıyorum direksiyonda yine sen varsın. Allah'ım çıldıracaktım. Sonra gözlerimi kapatıyorum. Birisi öpüyor beni dudaklarımdan. Açıyorum gözlerimi yine. Ne kabustu ya. Yok o çocuk acayip bir şeydi arabanın önündeki. Çocuk mu vardı? Ya gelin arabasının önüne koyarlar yani çocuk. Gelin kız yerine. Ama bu çok tuhaftı. Böyle cenin gibi bir şey. Çok korkunçtu yani. Ne demek ki acaba? Bence senin rüyan çıkacak. Nereden çıkartıyorsun bunu ya? Niye çıkar bunu? Hiç. Belki ben çocuk yapmaktan korkuyorum galiba. Yani... Ya biz evlensek bile hemen çocuk yapmayalım ya. Bu rüya herhalde bu demek yani.
Sokaklardan kurtulana kadar en azından yapmamak lazım. Ya senin sinir sistemin gerçekten bozuk. Git bir yerlerde dinlen. Ya böyle düşünüyorsan evlilik için kendini zorlama. Ya böyle korkular yaşıyorsan, rüyalarına giriyorsa hayatını zehir etme. Ya Melike, eli silahlı adam kovalıyorum ben sokaklarda. İşim bu benim. Ya bana bir şey olursa? Ya o zaman bana ne yapacağını söyle. Ya ben ebecilik oyunundan sıkıldım. Ya 2 hafta önce evlenelim, şurada bir tosun yazsın diyordun. Ya şimdi sen kaçıyorsun, ben kovalıyorum. Ben kaçıyorum, sen kovalıyorsun. İğrenç bir şey bu ya, sıkıldım ya. Ya Melike, meseleyi niye gerginleştiriyorsun böyle iğrenç falan diyerek? Ya öyle çünkü. Kendini çok önemsiyorsun. Sadece sen mühimsin. Sanki dünyanın merkezinde sadece sen varsın. Melike, doğru düz konuşsana sen benimle ya. Niye sesini yükseltiyorsun? Tamam, kes ya. Hesabı alabilir miyiz? Melike. Melike. Ya Türkan. Elim eline değmeden, seni koklayamadan çekip gidiyorum. Gidip dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsun. Yok, gidip döneceğiz. Kızım burada yaşıyor artık. Kızım burada olmuş. Onunla beraber yaşayacağım. Ya Tahir, sen ne demek istiyorsun? Bazı şeyler söylüyorsun. Bunların hepsini toplayınca sanki buraya döneceksin ama bunun benimle ilgisi yokmuş gibi konuşuyorsun. Bana böyle geliyor. Hani Kars'a gidecektik. Bir şeyler mi değişti? Ya ben şeyi anlarım. Bir anda eski karınla, çocuğunla yan yana geldiğin zaman senin için bir şeyler değişmiş olabilir. Ben çünkü yaşadım bunu. Yok, benim Neslihan'la geri dönmem imkansız. Alakası yok. Öyle bir şey düşündüğüm yok da bu çocukların, 2 tane çocuk var orada, sabah akşam anaları babaları bir araya gelsin diye dua ediyorlar. Bunlardan biri de senin çocuğun. O çocuk Allah'ın günü dua ediyor, Allah'ım diyor. Anam babam bir araya gelsin. Ben şimdi o sofraya nasıl oturacağım? Bunu ne zamandır düşünüyorsun? Ya geçen gün işte sizin evdeyken, oğlana senin biliyorsun, kedi aldım. Herkes evde, Ferit masada. Orada birden kendimi yakaladım. Nasıl yakaladın? Yani çocuğa rüşvet veriyormuşum gibi. Hani bana yakınlaşsın biraz da. Yani yakınlaştı da çocuk. İşte ama yediremiyorum kendime. Sana Ferit mi bir şey söyledi? Yok, Ferit bir şey söylemedi. Ferit, o seninle en son konuştuk, ondan sonra bir şey konuşmadık onunla ya. Anlıyorum seni Tahir. Ya Tahir, yapma bunu bana ya. İşte salıvermişler. Nasıl salıvermişler? Delil yetmezliği mi neymiş? Susuzmuş baban. Salıvermişler. Okula mı geldi bugün? Öğle tatilinde geldi. Kocaman çikolatalar getirdi. Arkadaşlarımla yedik. Anne. Efendim? Ben gitmek istiyorum. Nereye? Babam babaannemin yanına Foça'ya gidecekmiş. Bana da gel diyor. Ben dedim annem izin vermez. Doğru söylemişsin. Ya sen izin versen de vermesen de ben gitmek istiyorum. Sen ne diyorsun Efe ya? Ya ben babamı özledim. Babamın yanına gitmek istiyorum. Suçsuzmuş işte. Ne istiyorsunuz ondan? İftira atmışlar ona.
Ben yapacağımı yaptım artık. Bundan sonra benden bir şey istemeyin. Sen bana şunu öğrenemiyorsun. Bu adamlar geliyorlar Bakır'a, yumurtalar bizde diyorlar. Ondan sonra sen yumurtaların hazineye sevkinin yapıldığını duyuyorsun. Sonra Affan çıkıyor. Yumurtalar sahte diyor, yumurtalar onlarda diyor. Bak şimdi. Ondan sonra Tahir Efendi sana bir şaka yapıyor. Kars'a gideceğim, oradan gideceğiz Batum'a. Oradan bilmem neye. Tahir abi bana şaka yaptı. Ya seninle dalga geçiyorlarsa? Ya bu gerçekse? Anlıyor musun ne dediğimi? Anlıyorum. Bana şimdi o tahta revalli Tahir'in ne zaman nereye gideceğini saati saatine öğreneceksin. Anladın mı? Cevap versene lan! Doğru. Bana şimdi hangi saatte nereye gideceğini öğreneceksin. Getirin kızı! Sen bu adamı tanıyor musun? Emir'le çalışmaya geldi. O da doğru yolu seçti. Benle çalışıyor. Dünyadaki bütün zeki canilerin çalıştığı gibi. Ne gün gidiyor lan Tahir? Yarın. Yalan söylersen ikinizin düğününü Araf'ta yaparım. Tamam mı cücük? Ha? Efendim abla? Ferit, biz Melike'yle hastanedeyiz. Gelmen gerekiyor. Ne diyorsun ya? Melike hamileymiş. Çocuğu aldıracağım diyor. Neredesiniz siz? Amirim, ben kompartmanı bırak. Yok yok, bırak, ben götürürüm. Ya Feyzo, geldik gidiyoruz ha. Ya. Bir bavulla geldik, bir bavulla gidiyoruz. Neler var şu bavulun içinde ya? Hayatlar var. Kaybedilmiş hayatlar, kazanılmış hayatlar değil mi? Gel bakalım gel. Kardeş. Gidiz on korsan ha? Sen de geleceksin ha? Geleceğim. Cemre, bir daha görüşür müyüz? Böyle konuşmayın amirim, tabii görüşeceğiz. Bak, bir tane hata yaptın. Orada işkence gördün, orada öttün. O kızı İstanbul'da olduğunu söyledin. Bu senin hayatının en büyük hatasıdır. Ben senin yerinde olsam ölümü göze alır mıydım? Alırdım. Ama işkence gördün, canını yaktılar. Başa gelince bambaşka oluyor değil mi? Doğru söylüyorsun sen. Sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sen şu anda benim çocuğumu mu taşıyorsun? Sen benim çocuğumu taşıyorsun, bunu bana söylemiyorsun, sonra buraya kürtaj olmaya geliyorsun. Ya eğer benim çocuğumu taşıyorsan sen bunu bana söylemeden nasıl aldırabilirsin Melike? Cevap versene bana! Melike, konuşsana benimle. Melike.
O çocuğu dünyaya getirip getirmemek benim kararım olacak. Ya sen olursun, ya sen olmazsın. Ama buna ben karar vereceğim. Efendim abi. Alo. He. Ferit. Millet burada, arkadaşlar bizi geçirmeye geldi. Sen yoksun değil mi? He? Abi bir dakika. Ya abi kusura bakma, burada çok ters şeyler oldu. Nasıl yani? Ne diyorsun anlamıyorum. Abi gelemiyorum yani, yetişemiyorum seni uğurlamaya. Ama en kısa zamanda yanındayım abi, kusura bakma. Ha, en kısa zamanda yanındasın da gelirken polisiye meselelerle gelme. Dinlenmeye geleceksin, anlaşıldı mı? Tamam abi. Hadi kardeşim bak. Gözlerinden öperim, kendine iyi bak. Hürmetler ederim abi, iyi yolculuklar. Eyvallah. Eyvallah. Ya. Cemil. Nereye gideceksin? Ziyade ya, bir yere gidelim, iki de katalım. Yok abi sağ ol, teşekkür ederim. Adana'dan nişanlım gelecek hareme, onu karşılayacağım. İyi. Nişanlın geleceksen lafımız yok. Bizde teklif var, ısrar yok. Haydi bakalım Cemil. Sağ ol abi, görüşürüz abi. Hasan biz gidelim bir yere içelim ya. Görüşürüz abi. Haydi görüşürüz. İşlere kalkıştım ama sen bu kıza ne dediysen bu kız dağılmış. Senin haberin olsun istedim. Anlıyorum abla, anlıyorum. Tekin çıkmış. Nasıl çıkmış ki? Anladığım kadarıyla deli yetersizliğinde. Sana kim söyledi? Oğlumdan öğrendim. Tekin okula gitmiş. Yetişemeyeceksin değil mi? Yok ya, yetişemiyorum. Çocuğun babasının yanına gitmek istiyorum. Belki onun yanında kalacak. Belki bir daha hiç benim yanıma gelmek istemeyecek. Tahir gitti. Biliyorsun o bir daha geri dönmeyecek. Bana dönmeyecek. Ama sana yemin ediyorum ki... ona aşkı kadınlar bağışlatır demişsin. Ben başlattım. O adamın başıma bela eden benim. Tekin'in de başıma bela eden benim. Çocuğumu süründüren de benim. Tahir'in aklını karıştıran da benim. O herif... sen ona nasıl bakıyorsun bilmiyorum ama... benim hayatımda tanıdığım en dürüst insanlardan biri. Adam benim çocuğum olduğu için gitti. Sen olduğun için gitti. Ama ne senin ne çocuğunun bunda bir günah yok. Senden bir tek şey istiyorum. Ne Tahir'in ne de benim hakkımda aklına en ufak kötü bir şey gelmesin.
Abla sabah uçak biletini alayım git kartı. O adamı bekle. İstasyona indiği zaman seni karşısında bulur. Eğer gerçekten seviyorsan. Asla kardeşim benim. Çok geç. Ferit. Efendim? Tahir abi gidiyor. Biliyorum. Ya oğlum Tahir abi gidiyor diyorum sana. Cemil ne diyorsun ya? Ferit Tahir abi öldürecekler. Oğlum manyak mısın sen? Bedir trende. Cemil sen neredesin? İstasyondayım. Kim var yanında? Kimse yok. Feyzi abi nerede? O gitti. Bir daha söyle bakayım sen de mi söyle? Bak Ferit, Bedir trende Tahir abiyi öldürecekler diyorum. Ne diyorsun oğlum sen ya? He? Her neredeysen şu trene yetiş tamam mı? Bedir Tahir abiyi öldürecek hadi. Aç şu telefonu ya. Niye kapatıyorsun ya? Hemşerim nere? Nereye? Kars'a gidiyoruz. Sen nereye? Erzurum'a. Bir şey yazıyorsan sen rahatsız etmeyin. Yok ben yazarım. Sen bak keyfine bak. Türkan. Sen şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Bu mektubu senden af dilemek için yazıyorum. İstanbul'a geldim. Geri dönüp gidiyorum. Eğer bana buradan ne kalacak dersen... hayatım boyunca her gün üzerine sular dökeceğim. Çiçekler atacağım bir mezarlık kalıyor. Aşkını kalbime gömdüm. Gidiyorum. Tahir Kemal Bozoğlu.
Ben seni bir yerden tanıyorum. Geçen sonbaharda İstanbul'a gitmiyor muydun sen? Ha, ben de seni bir yerden tanıyorum. Ne iş yapıyordun? Kabzımı aldın değil mi? Heh, kabzımı aldım. Şimdi nereye? Şimdi Kars'a gidiyorum. Mal mı götürüyorsun? Mal götürüyoruz, büyük mal. Dikkat!